çok teşekkür ederim Tibet Bey. Görüşürüz. Oldu mu iş? Artık birlikte çalışıyoruz. Çok güzel ya. Ya Hazal kusura bakma, sen dert anlatacaktın, ben senin ders sahibi yaptım. Olsun, bir şey olmaz. Dayınlarda ne oldu? Sen anlat bakalım şimdi. Gerçekleri yüzüne vurup fırsatçı bir hırsız olduğunu söyleyince beni evden kovdum. Okul parası ne olacak şimdi? Ödemişti onu zaten. Yani güya ablasının ayrına. Ben sizin bütün mal varlığınıza el koydum, bari bir faydam dokunsun demiyor da. Of, neyse tamam, biz bunları düşünmüyoruz. Biz okulumuza odaklanıyoruz. Geleceğimizi planlıyoruz, geleceğimize bakıyoruz ve o panadakileri unutuyoruz Hakim. Kimseye bir şey bahsetmeyeceksin ama, söz ver. Bak ne o panoyu ne de konuştuklarımızı kimse bilmeyecek. Söz, kanka sözü. Hatta ev arkadaş sözü. Teşekkür ederim Hakim. Rica ederim. Ama ben bunu seni korumak için yapmadım. Yani benim seni sürekli yanımda bulundurmam gerekiyor, koruyucu meleğim olarak. Hazal. Küs müyüz hala? Neden küs olalım Kanatçığım? Çocuk muyuz? Aa, gerçi sen çocukça şakalar yaptığın için tartışmıştık değil mi? Tamam. Ben soktuğuna göre sinirin geçmiş olmalı. Sana da günaydın kahraman kız. Hazal gidelim mi? Derse geç kalacağız. Seninle konuşmam lazım Ekim. Yalnız. Olmaz. Ekim benle bugün. Lütfen Hazal. İyi tamam, kantindeyim ben. Alo Melisa. Yaklaştınız mı? Tamam. O zaman biz burayı organize ediyoruz, olur mu? Tamam, süper. Tamam, hadi gelin. Melih, senin arabandan şu şeyleri kapsana gelsene, hadi. Geliyor değil mi? Geliyor. Çok az kaldı. Ne bakıyorsun, ne diyeceksen de. Dün bir anda çekip gittin. Bak Aziz, canın sıktıysa söyle lütfen. Canım sıkan Aziz değil. Kim peki? Bu kim ya? Bilmiyorum ama önemli biri galiba. Ya vallahi dedim, o kadar bizim çocuklara gerek yok uğraşmayın diye de getiriyorlar yani. Arkadaşlar, bir saniyenizi rica edeceğim. Buraya toplanabilir miyiz? Bugün okulumuz çok önemli birisine hoş geldin diyecek. Hazır mısınız? Aramıza hoş geldin Leyla. Bu daha başlangıç. Bu okulda çok eğleneceksin. Şimdiden çok eğleniyorum. Leyla. Bize mi haber verdin? Bir sürpriz olsun istedim. Leyla, bu kadarını ben bile yapamazdım. Helal olsun vallahi. Neyse, biz soğuk bir şeyler içelim kafede. Sonra da okulu gezdiririm sana. Tamam arkadaşlar, dağılabilirsiniz. Yalnız benim önce bir Kanat'la konuşmam lazım. Kanat mı? Leyla. Biraz konuşabilir miyiz? Leyla. Yardım etmeyecek misin?
Çiçek, ben mi bir şey anlamadım bu işten? Kanat Kale'yi işten fethetmek için yanına gitmişti. Ha. O yüzdendir. Allah kahretsin. Nereden geldi bu kız şimdi bu okula? Ekim anlattığından beri bu odanın hayalini kuruyordum hep. Dediği kadar varmış. Ne anlattı ki sana? Boş ver ne anlattığını. Önemli olan bizim sonunda karşı karşıya kalabilmemiz. Yani yalnız ikimizin. Ben senin için geldim buraya. Senin sayende de diyebilirim. Kararında etkili olabildiğime sevindim. Son mesajından sonra değişti her şey benim için. Ne mesajı? Çok mutlu oldum Kanat. Hayatımın en unutulmaz anıydı. Benim mesajım mı? Evet. Abi seninle bir konuşabilir miyim? Biz bir şey konuşuyorduk yalnız. Ve özel. Hemen. Hemen konuşmamız lazım. Bekle. Hemen geleceğim. Ne oldu Aziz? Kardeşini korumak için bir şey daha yapmaya hazır mısın? Leyla ile mi alakalı yoksa? Bak bana bir mesajdan bahsetti. Aziz konuşsana. Aziz, yine bir şey mi yaptın? Bak, sakın. Sakın bana benim adıma onunla konuştuğunu söyleme. İyi halt ettin. O kızı da zehirledin değil mi? Şimdi gidip onunla konuşacağım. Senin oyunlarında bundan sonra alet olmayacağım. Bence söylemek istemezsin. Nedenmiş o? Eğer sen Leyla'ya gerçekleri anlatırsan, ben de babama kazayla ilgili her şeyi anlatırım. Her şeyi, hepimizi yakmaya hazırsın. Öyle mi Aziz? Gerekirse yakarım. Bu tamamen sana bağlı. Burası düşündüğümden daha darmış. Neyse. Sen olmasaydın ben buraya gelecek gücü asla kendimde bulamazdım. Seviyorum Kanat. Seni çok seviyorum. Melisa konusunda da sabırlı olacağım, söz veriyorum. Sen zaten zamanın geldiğinde doğru olanı yapacaksın. İkim için de. Bunu biliyorum. Ben hala inanamıyorum. Kuzum nasıl mutluydu ya? Gördünüz mü? Oğlum valla beni de ayağı ilk ayak basan insan gibi karşılasalar ben de gayet mutlu olurdum yani. Ekim ne oldu? Ne bu surat? Mutlu olmadın mı?
Siz ne çabuk unuttunuz başımıza gelenleri. Bunlar ilk önce tepelerine çıkartıp sonra indirirler. Bilmiyor musunuz? Ha bu arada Leyla'cığımın yüzüne nasıl güller açtı? Gören de bizi kötü kalpli sanar. Abime bir şey anlatmayacaksın değil mi? Neden anlatmayacakmışım? Madem söylediğin kadar korkunç şeyler yaptı, susup oturup Leyla'ya aynı şeyleri yapmasını mı bekleyeyim ben? Eğer konuşursan onu daha çok tetiklersin. Kanat'ı tanımıyorsun. Karşısına çıkan engelleri aşmak için daha da hırçınlaşır. Amacına ulaşmak için daha da pisleşir. Umurumda değil. Gözümün önünde Leyla'yı kandırmasına izin mi vereyim? Ekim. Ekim bak güven bana lütfen. Ona iyilik yapacağım derken daha da kötülük yapmış olursun. Tamam. Olmadı ailenle konuşurum o zaman. Babana söylerim, bir şey yapar. Sakın. Sakın bak. Bak Ekim abimi neler yapabileceğini ben bir tek sana gösterdim. Ben bunları bir tek sana anlattım Ekim. Geçen gün havuzda... Nasıl yani? Bu yaraları... Korkuyorum. O bu okulda tanıdığın en kötü insandır. Leyla'cığım. Süper, ders başlamadan buldum seni. Okulumuza hoş geldin demek istedim. Ben Bahar, okulun rehberlik öğretmeni. Merhaba, memnun oldum hocam. Hem sana merhaba demek, hem de konu ne olursa olsun, neye ihtiyacın olursa bana gelebilirsin demek istedim. Kapım sana her zaman açık. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Hadi bakalım, iyi dersler. Teşekkür ederim. İyi dersler. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar yardım etsenize Leyla'ya. Falan. Siz de öyle ne bön bön bakıyorsunuz? Arkadaşınızın masasını kursanıza. Teşekkürler.
Sevgilim neredesin? Okulda yoksun. Evdeyim Melisa. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hasta mısın? Hayır. Kafa dinliyorum. Demek kafa dinliyorsun ha? Peki neden sertiz? Canı sıkacak bir şey mi yaptım Kanat Bey? Kafamı dinliyorum Melisa. Uğraşamam seninle. Tamam sevgilim, sen rahat et. Ama bak sana ne diyeceğim. Bugün Aziz sınıfta canı boğuyordu, haberin olsun. Kardeşim iyice kafayı yedi. Madem benimle uğraşmak istemiyorsun. Git biraz onunla uğraş, hadi öptüm. Ne oldu, yüzün düştü? Erkekler işte. Moralini bozacak bir şey mi söyledi? Önemli bir şey değil ya. Trip atıyor işte bana. Aslında benim atmam lazım ama o atıyor. Arada böyle atışmalar olur, merak etme, ben onun gönlünü alırım. Gidelim. Hadi ama Hekim, yüzün gülsün biraz. Bak Tibet Bey'le de konuştuk, part time işin hazır. Orası öyle de. Ne güzel işte, annene de yardımcı olacaksın. Hem daha güzel bir ev tutarsınız. Bak bazen değişiklik iyidir. İnan bana. Ben taşınmak istemiyorum galiba. Yani o yüzden böyleyim. Neden ki? Çok seviyorum çünkü ben evimizi. Ne bileyim. Ben bebekliğim orada geçti. Benim orada bir sürü anım var. Sanki oradan taşınırsam her şeyi orada bırakıp gidecekmişim gibi hissediyorum. Ya sen daha güzellerini yaşamayacağını nereden biliyorsun? Kazadan önce hayatım hiç böyle değildi. Leyla çok severdi evimizi. Hatta benden bile çok severdi. Leyla yeni evinizi de çok sevecek. Her şey düzelecek. Bilmiyorum Azal. Benim kafam çok karışık. Ekim. Senin için her şey üst üste geldi, biliyorum. Ama eğer Leyla ile aranızdaki bağ gerçekse Melisa ne yaparsa yapsın onun kafasını karıştıramayacak. Eninde sonunda duracak, bitecek. Leyla'nın kafasını karıştıran tek kişi Melisa değil. Bunu biliyorsun değil mi? Kanat. Ekim, seni ilk uyaran benim. Çünkü onun neler yapabileceğini biliyorum. Ama bahsettiğim bunlardan biri değil. O kızın intiharıyla Kanat'ın bir alakası olduğuna inanmıyorum. Umarım dediğin gibidir. Peki biz seninle böyle dondurmalı falan bir kağıt elma partisi yapmayalım mı ya yeni işini kutlamak için? Olur. Annem de çok sever. Süper o zaman. Uzak dur benden, gelme peşimden. Uzak dur. Gidemezsin vallahi, gidemezsin. Anne bacağın. Kanat sakın, 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 sakın. Kanat dur. Ne yapacaksın? Sakın Kanat, ne olur. Ne yapacaksın bıçakla? Hadi, hadi, hadi gel, 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 gel. Eğer sen de Leyla'ya gerçekleri anlatırsan, ben de babama kazayla ilgili her şeyi anlatırım. Seni seviyorum Kanat. Seni çok seviyorum. Sen zaten zamanın geldiğinde doğru olanı yapacaksın. Ekim için de. Ne var, ne istiyorsun? Ekim. Konuşmak istemediğini biliyorum. Bu sefer sadece beni dinlemeni istiyorum. Tam konuşmana gerek yok, sadece beni dinle. Bir gün dedemle bahçede oynuyordum. Bir şey için koşturuyorum. Ben 5-6 yaşındayım. Küçük çocuğum. Düştüm. Ne için koştuğumu hatırlamıyorum. Ama ilk kez gerçek acıyı hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dizim kanıyordum. Dedem geldi, hemen kaldırdı beni. Annem de korktu tabii. Yarayı temizledi, ilgilendi benimle. Geçecek dediler. Zamanla iyileşeceksin. Bir süre sonra canın hiç yanmayacak dediler.
geçti de. Ama şimdi öyle değil Ekim. Yine canım yanıyor ama bu sefer hiç geçmiyor. Düşmedim de aslında. Bakıyorum. Hiçbir yerimde yaram da yok. Hiçbir yerim kanamıyor da. Ama canım çok yanıyor Ekim. Böyle nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Geçmiyor. Parktayım. Buraya gelsene. Okuldayım, gelemem. Öğle arasında değil miyiz? Kaçabilirsin bence. Neden gelmedin okula? Artık o okula gelmeyeceğim. Bir daha beni hiç görmeyeceksin. Ama sana söylemek istediğim son bir şey var. Ben sana aşık oldum. İnanmıyorum sana. Yine saçma sapan yalanlarından biri bu. Ben de salak gibi geldim burada seni dinliyorum. Peki. Yes.
gözlerimi boş ver. Duy beni. Olmaz. Ya yapamam. İmkansız bu.